RS FM'desiniz. Michael Kuyucu'yla birlikte müziğin kilometre taşlarında Ahçınam Ahmet'le birlikteyiz ve senin son yayınlanan albümünden Çok Değişti adı şarkıyı dinledik. Çok güzel bir şarkı bu ara bu. Teşekkür ederim. Birazdan yine albümünü konuşacağız tabii ki ama anıları da konuşuyoruz tabii ki. Anılardayız şimdi. Geldin Türkiye'ye, yaptın albüm Ahçınam Ahçınam'ı ve bir anda o yılları hatırlıyorum. Benim de ilk radyoculuğa giriş yıllarımdı. Bir anda bir bomba patlattın. Evet. Ne hissettin peki? Bir de senin yine o futbol merakın devam ediyor sanırım bir arada. Bir şeyler oluyor değil evet. mi? Ben tabii yurt dışında Almanya'da yaşadığım süreçte spor yapmaya devam ediyorum. Futbol oynuyorum. Bir yandan hobi olarak tenis oynuyorum düzenli olarak. Tabii İstanbul'a gelip burada albüm yapıp bir yandan o başarıyı sağlayıp bir yandan da spor hayatımı, o ritmimi devam ettirmeye çalışıyordum. Evet. Özkan'a, sevgili Özkan'a demiştim ki Özkan Bey'in spor yapmam lazım. Stüdyodayken değil mi bu da? Şöhret olmadan evet. önce. Hı-hı. Benim spor yapmam lazım İstanbul'da. Ondan sonra İstanbul'da burada albüm işte çıktı, patladı. Ahcan ve Ahmet oldu, yürüyor. O süreçte ben mesela işte çıkıyorum akşamları Zincirlikuyu'da bir butik otelde kalıyordum. Dışarı çıkıp koşu yapmaya çalıştım. Akşam saatlerinde çıkan köpekler peşime takıldılar falan böyle. Ben apartmanlara giriyorum, kurtarıyorum kendimi. Dedim rahat koşamıyorum, böyle olmuyor. Yok, alan yok rahat koşabileceğim. Ve Özkan beni bir spor kulübüne hemen yazdırdı falan. Ben de tabii kapalı spor mekanında yok spor yapamıyorum. Ben dedim Özkan dedim Galatasaraylıyım. Yani orada acaba antrenman yapma olasılığım olmaz mı? Sen açık de tam havada. Çılgına Galatasaray'da evet, antrenman yapmak futbol, istiyorsun. Futbol antrenman falan dedi ki ya hocalarla konuşalım. Sonra orada teknik olarak mümkün olmamış o dönem. İstanbul Spor. Kulübü. Evet aha. Kulübünü organize etmiş. Okey demişler. Aha. Sonra ben orada antrenmanlara çıkmıştım. Ya çok enteresan. Yani sen Türkiye'de de bir yandan Ahçan'ın Vahçan'ın projesiyle yani bu albümle uğraşırken İstanbul Spor'da da antrenmana çıkıyorsun. Evet, evet. Kazara bir gol atsan seni takıma alsalar ne olacak? Ya, vallahi olabilirdi. Oldukça enteresan. Ve tabii ki Ahçan'ın Vahçan'ın albümü müzik marketleri sunuldu ve çok ciddi bir itiraz yakaladı. Evet. Ne değişti hayatında peki? Almanya'daki dostlara, Mersin'deki babaannen bilmiyorum yaşayabildim orada, görebildim mi? O bağlarım hiç değişmedi. Hiç ne azaldı ne aha. koptu. O bağlarım çok güçlüdür. Rahmetli müthiş oldu. Müthiş bir şöhret yakaladın. Ahcan'ım Vahcan'ım kendine has tarzıyla çok büyük bir başarı yakaladı. Ve çok diye bir itiraz yakaladı. O yıllar ne oldu peki? Ne yaşadın? Ne hissettin? O yıllar tabii 26-27 yaşında genç birisi için oldukça hızlı. Çok önemli kararları verme aşaması ve zor bir dönemdi. Yani çünkü benim için zor olan şuydu. Evet ben Türk'üm. Almanya'da yaşadım. Hayatımın bir bölümü Mersin'de geçti. O kültürü de aldım, değerleri. Ama tekrar dönüp ülkeme geldiğimde ya bunlar da Türk, ben de Türk'üm ama onlar başka bir dil konuşuyor. Ben başka bir dil konuşuyorum galiba. Ben biraz daha susayım, onları dinleyeyim, gözlemleyeyim, anlamam gerekiyor diye. Hatta o süreçte birinci albümden sonra ikinci albüm sürecine yaklaşırken iyice dramatikleşmişti bendeki durum. İyice sessizde gömülmüştüm. Özkan endişelenmeye başlamış, dedi ki oğlum ya ne oluyor falan, seni Sultanahmet'e götüreceğim, okutacağım. Her şey yolunda mı falan. Böyle dedim ki yok, bende her şey yolunda, merak etme, sadece anlamaya çalışıyorum. Ve anladığım süreçten sonra rahatladım birçok özelliklerini, yaşadığım yerin ritmini, ne düşünüyorlar, nasıl hissediyorlar, ne konuşuyorlar. Tabii bu hava sürekli değişiyor. Tabii. Zorlayan bir süreçti ama en zor süreç sanıyorum benim için karşımdaki müziğimi paylaştığım toplumun ne istediğini, ne sevdiğini, ne sevmediğini, ne bildiğini, bilmediğini çok ekonomik süreci. Evet o süre çok zorlu bir süreçti ama geride kaldı başarıyla. Ben sağlığım yerinde müziğimi hala yapıyor, devam tabii ediyor ki. Ve paylaşmaya ama devam ediyorum. Ama tabii ki şu var ki ilerleyen saatte konuşacağız. Ahcınam Ahmet çok değişti. Yani kendi içine evrim geçiren sanatçılardan bir tanesi oldu. Yerinde saymadın yani. Bu evet. çok önemli. Programın ikinci bölümünde şarkıların hikayelerini soracağız ama sormak istediğim bir şey var. Sen çok buyur. Özel bir de türkü. Türk demeyelim de uzun ince bir yoldayım. Nasıl diyelim onu anam? Evet. Bir halk müziği eseri evet, diyelim. Evet. Onu da yorumladın. Senin babanın sana armağan ettiği o bağlamayla sanırım içine düşen, ruhunda var olan Türk halk müziği tınıları Almanya'dan Türkiye'ye, Türkiye'den Almanya'ya gide gele gitgide büyüdü sanırım. Kesinlikle. Ve uzun ince bir yoldayım da bu bir boom yaptı, bir patlama oldu ve çok farklı bir şey oldu. Nasıl coverladın o türküyü, o şarkıyı diyelim ya da o eseri diyelim? Evet. Çok bir eserdir gerçekten. Eser, evet. O türküyü uzun ince bir yoldayım benim.
benim bağlamaya başladığımda bana kendimi iyi hissettiren eserlerden biridir. Ve dahihane sözleri, ben çok etkilenmiştim. Uzun, ince bir yoldayım cümlesini kurabilecek erdemle ulaşmış birisi ve çok iyi bir, güzel bir, gerçekçi bir hayat hikayesi. Ve ben dedim ki benim için müzisyen olarak bu hayat hikayesini hafifletebilir miyim? Neyi farklı yapabilirim? Müzikal bütün altyapısı yeniden düşündüm, evet. Hazırladım. Bildiğimiz o kontra şeylerini çıkardım. Yani hani uzun ince bir yoldayım. Bunları çıkardım mesela. Intro yazdım. Sonuna tekrar bir... Yani şarkının yapısıyla, hatta Yedi Deniz Stüdyosu'nda çalışıyordum aranjeleri. Sevgili Derya Köroğlu demişti ki ya oğlum, yani dadaşlar dövecek ulan seni, böyle şey olur mu? Bütün yapısını değiştirmişsin demişti. Bayağı çok tatlıydı. Evet, radikal değişiklikler yapmıştım. Sonra ben dedim ki abi bitmedi dedim, bitireyim ben, ondan sonra bir dinle istersen dedim. O şey yaparsa konuşuruz üzerine. İşte albüme aldığım son şeklini verdikten sonra dinlediğinde de, plak şirketim de o dönem yapımcım da dinlediğinde dediler ki okey, bu güzel, hoş olmuş. Bu hangi albümdeydi? 3. albüm. Aşık isimli albümünde yer alan bir eserdir. Tabii ki Ahçana Vahçana albümünde biraz daha pop, tamamen Almanya'da hazırlanan, Almanya'daki bir gencin batılı duygulara daha açık pencerelerle hazırladığı bir albümdü. Evet, sonra benim... otantikleşiyorsun gitgide. Evet, bu özümde aslında olan bir öğe. Ve bunu batı sound'unda sentezlerken tabii o çıkış noktam bu türküler, yani çünkü bağlamayla başladım. Fakat daha sonraki süreçte yorumumda da öğeler vardır. Yani birinci albümde mesela fusion, jazz, evet. Çok farklı müzik öğelerini bir araya getirerek kendimce ifade etmek. Yeni olan buydu galiba bende. Ve dolayısıyla da o yolculuk hala devam ediyor. Beşinci albüm mesela Şubat ayında gelecek olan albümde de çok tatlı lezzetler var. Yani ben bir yandan şeye çok önem veriyorum. Müzik sanat için mi, toplum için mi yapılır? Ben o tuzak düşüncelere hiçbir zaman girmedim. Tuzak düşünce diyorsun. Düşünceler bunlar. Çünkü bir yerlere saplamak bir şeyleri. Gerçek pay olsa da her ikisinin. Ben... Ahmet Akkaya'yım ve Ahmet olarak müzik yapıyorum ve bunu toplumumla paylaşıyorum. Ve konu bu ve paylaştığın şey sonuçta Michael iyi ise onlar da iyi diyorlar, kötü ise olmamış kötü diyorlar yani. Birazdan oraya geliyorlar. Evet, uzun ince bir yoldayım adlı senin tarzında düzenlemeyi sen yaptın değil mi? Evet, sen bütün şarkılarını hep kendin yapıyorsun. Aranjelerini kendim yapıyorum. Aranjmanların düzenlemelerini. Evet, o 90'lı yıllarda gerçekten de epey bir gündem oldu ve bence popüler müziğin klasikler arasına girebilecek bir düzenleme. Çok farklı bir düzenlemeyle bu şarkıyı seslendirdin ve uzun ince bir yoldayım dinleyeceğiz birazdan Ahmet'in yorumuyla. Ancak ondan önce niye bu türküyü sorup sana çok kısa? Başka bir eser de olabilirdi. Evet. Ama sözlerinden sanırım etkilendim. Sözlerinden ve aynı zamanda ben bir müzisyen olarak iyi eserlerle ve bu eserleri yazan iyi insanlarla vefa borcu da diyebiliriz bunu. Onlarla flörtüm de diyebiliriz. Yani ressam olsaydım herhalde Leonardo da Vinci'yle, Michelangelo'la flört ederdim çalışmalarımda. Onlarla bir bağ kurmak beni mutlu ediyor. Bu manevi bir şey. Mesela dördüncü albümde biliyorsun Mevlana'nın yedi öğütünü, evet. Müziğini yaptım. Onun yedi öğütü. O da benim çocukluğumdan mesela o bakkalda tuz rafının raftaki o gazete kaplı rafların arasındaki tuzun hemen önünde iliştirilmiş bir yazıydı. Sonra öğrendim onun Mevlana'ya ait olduğunu, yedi öğütün. Ve ben bana o iyi şeyler vermişti. Ve belki de bu biraz da bir kendi tekrar bu insanlara bana verdikleri iyi şeyi onlara iyi olarak vermeye çabası da olabilir. Evet, Mersin'de başlayan yolculuk, Almanya'da hazırlanan deli dolu bir albüm ve sonrasında yavaş yavaş kendini bulmaya başlayan bir solist Ahcan Ahmet ve bunun bir örneği.